Nesi var şehzademin? Elimizden geleni yaptık hünkârım. Fakat derdi neydi çözemedik. Neden bana haber vermedin? Şehzademin sağlığı mı mühim yoksa senin gururun mu? Derhal Yasef Efendi'ye haber gönderin, odama gelsin. Hünkârım, nesi var şehzademizin? Bir malumatımız yok Mustafa'm. Hekimler bir teşhis koyamadılar, Yasef Efendi'yi bekliyoruz. Engin tecrübesiyle muayene edip tedavi edecektir inşallah. Sultanım, iyi misiniz? Gelin oturun şöyle. Merak etmeyin, kardeşim düzelecek inşallah. Amin. Hünkârım, Yasef Efendi geldiler. Gelsin. Gülfem Hatun, Hürrem'i dışarı çıkart. Hayır, burada olacağım. Hürrem dışarıda bekle. Yasef Efendi. Hünkârım. Yasef Efendi, medet. Şehzademin bir rahatsızlığı var. Hekimler bir şey söyleyemediler. Sen bir muayene ediver. Elbet hünkârım. Gel bakalım. Hemen kötü düşünmeyin. Allah'ın izniyle iyileşecektir. Gülfem, ben iki gündür onun gözyaşlarını izliyorum. Nasıl acı çekiyor kuzum. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor. O da çok küçük. Dua edelim sultanım. Allah onu size, hünkârımıza, kardeşlerine bağışlayacaktır. Amin. Amin. Hünkârım. Vaziyet nedir? Hünkârım. Ortada ciddi sıkıntı var. Neyse, gerçeği olduğu gibi söylemek zorundayım. Ne oldu oğluma? Söyleyin. Anlat Yasef Efendi. Hünkârım, şehzademizin omurlarından ciddi bir rahatsızlığı var. Doğuştan kemikleri eğri ve iç içe geçmiş. Muhtemelen kambur olacak. Bir çaresi olmalı. Ne olur var deyin. Hep böyle acımı çekecek.
bir çaresi yok mu bunun? Acı çekmesini engelleyebiliriz. Lakin kambur kalmasını engellememiz mümkün değil. Niçin kaydı? Dito çok mali, spaton kikladı. Pitvik nam tremtid vişenka mala, vatku prasitsya bo prišla zima. Pitvinam tremtit vješenka mala, vatku prasitja bo prišla zima. Hojda, hojda, hoj, očka zaplušči. I do hlapčika ljubovišenko, koli s otci vam bude temlenko. Hürrem. Ben bunu hak edecek ne yaptım Süleyman? Neden Rabbim bana bu acıyı verdi? Kendini suçlama Hürrem. Senin bir kabahatin yok. Onu kaybetmeye dayanamam. Kaybetmeyeceğiz. Yüce Rabbim'den tek isteğim, hiçbir evladımın acısını, kederini göstermesin.